104. Bölüm Bayram Namazının Fazileti. Şevval ayının birinci günü olan Ramazan Bayramı ve Zilhicce'nin 10. günü olan Kurban Bayramı günlerine ait denilir. Terim olarak bayram manasında kullanılan ait kelimesi, dönmek manasına gelen ade kelimesinden türemiştir. Bu bayram günlerine ait denilmesini bazıları şöyle izah eder. Müminler bu iki bayram günlerinde Ramazan orucu farizası ile hac farizasını yerine getirdikten sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutmaya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyarete dönerek Allahu Teala'ya ibadete yönelirler. Bu ibadetlere her sene tekrar dönerler ve yeniden yaparlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da daima onlara sevap ile karşılık verir. Bu günlerin dönmesi, müminlere sevinç ve sürurun geri dönmesi manasına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı ilk bayram namazı, hicretin ikinci yılında kılınmış olduğu Fıtır Ramazan Bayramı namazıdır. Bu yıldan sonra onu hiç terk etmemiştir. Bayram namazı müekket sünnettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bayram günü 300 defa Subhanallahi ve bihamdihi der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse, her müminin kabrine 1000 nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Cenab-ı Hak kendisinin kabri içinde 1000 nur verir. Vehb bin Münebbih radıyallahu anh şöyle der. İblis her bayram feryat eder. Şeytanlar etrafına toplanır ve ey Efendimiz seni öfkelendiren nedir diye sorarlar. İblis şöyle der. Allahu Teala bugün Muhammed ümmetinin günahlarını bağışladı. Gidin onları lezzetlere ve şehvetlere daldırarak oyalayın. Yine Vehb bin Münebbih radıyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cenneti Ramazan bayramı gününde yarattı. Tuğba ağacını cennete Ramazan bayramı günü dikti. Cibril aleyhisselamı vahiy meleği olarak Ramazan bayramı günü seçti ve Firavun'un sihirbazlarının tövbesini Allahu Teala Ramazan bayramı günü kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bayram gecesini sevabını sırf Allah'tan bekleyerek ibadetle geçiren kişinin kalbi bütün kalplerin öldüğü günde ölmez. Anlatıldığına göre Ömer radıyallahu anh bayram günü çocuklarından birini üzerinde eski bir gömlek ile görür ve ağlamaya başlar. Çocuk babasına sorar. Babacığım, seni ağlatan nedir? Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Yavrucuğum, diğer çocuklar senin üzerinde bu eski elbiseyi görünce bayram günü kalbinin kırılmasından korkuyorum. Çocuğu şöyle der. Kalp ancak Allah'ın rızasından mahrum kalınca ya da ana babaya isyan edince kırılması gerekir. Ben ise senin rızanı kazanmak sayesinde Allah'ın rızasını elde edeceğimi ümit ediyorum. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlunu bağrına basar ve onun için dua eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlardan razı olsun. Şair ne güzel söyler. Yarın bayram ne giyineceksin dediler. Susuz kuluna Rabbinin sunduğu hilati dedim. Öylesine güzel iki elbisedir ki fakirlik ve sabır, onları giyinen kalbe her gün cuma ve bayramdır. Ey ümidim, matemdir bana sen yoksan bayramlar. Görünür ya da sesini duyurursan bana asıl o bayramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ramazan bayramı sabahı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerini gönderir.
Melekler yeryüzüne iner. Sokakların başlarına dururlar. İnsanlar ve cinlerden başka Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıklarının duyacağı şekilde şöyle nida ederler. Ey Muhammed ümmeti! Bol hediyeler ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan kerim olan Rabbinin huzuruna koşun. İnsanlar namazgâhta toplanınca Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerine şöyle buyurur. Görevini yapan kişinin karşılığı nedir? Melekler şöyle derler. Ücretini eksiksiz olarak almaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri buyurur ki, sizleri şahit tutuyorum ki onlara sevap olarak rızamı ve mağfiretimi verdim.